Bir değişim, bir kabuk değişimi. Ya doğru. Hep alternatif oyuncular olsun istiyor. Asıl mevkilerinin bir de yedeği olsun istiyor. Bu ne oynuyor Pereira? Zeki? Orta saha oynuyor. Ama neresinde? 10 numara da oynayabiliyor. Ön libero da oynayabiliyor. Ama merkez orta saha oyuncusu, öyle söyleyelim. Genç bir oyuncu. İkincilik takımından alınmış bir oyuncu. Potansiyeli mutlaka vardır. Çok böyle ahkam kesmeyeceğim şeyden, işte arama motorlarından işte şunu yaptı, bunu yaptı diye övgü yağdırıyorlar ya. Açıkçası ben izlemeden, görmeden, bizim ligimizde görmeden oyuncular hakkında böyle, evet tabii Pjanic ile ilgili, Batshuayi ile ilgili, Marek Hamsik ile ilgili, yani bu tip oyuncularla ilgili, Alex Teixeira ile ilgili söyleyebilirsin, ama bu tip oyuncuları bizim ligimizde görmeden, işte arama motorlarından ya da birkaç videolarını izleyip de işte şöyle iyi, böyle iyi dedik mi yanıltıcı olabiliriz. Mesela Marcao geldiğinde çok eleştirildi abi, Zeki abi, hatırlıyor musun? Tabii. O da yanılmıyorsam düşme potasına bulunan bir takımdan alınmıştı. Ben hala eleştiriyorum yalnız. Hayır hocam. Yani eleştirebilirsin. Nereden stoperleri, alınmıştı? Stoperleri eleştirebilirsin. Chavez'den alınmıştı. Chavez'den. Stoperleri eleştirebilirsin. Çünkü stoperde oynamak gerçekten zordur. Karşısındaki hücumcu, hani santrfor ve forvetler ne şekilde baskı yapıyor ona. Bazen dediğin gibi tamamlayıcı olur ya stoperler. Birinden biri aksayınca işte o zaman sen eleştirebilirsin çok iyi bir stoperi bile. Eleştiri derken eksikleri var yani. Hani, Fenerbahçe'nin adam değil canım yani. Bence, bu arada Kayseri Spor'un eski başkanlarından Recep Mamur da. O da çok değerli bir hayatını kaybetti. Uzun yıllar. Allah rahmet eylesin Kayseri camiası. Onu da başlarına sıkıştıralım abi. Aklıma böyle geliyor peyderpey. Recep Mamur'un ailesinin de Kayseri Spor camiasının da başları sağ olsun. Çok değerli bir başkandı. Uzun yıllar Kayseri Spor'a başkanlık yaptı. Ailesine, Tutkutoğlu'na, 99-2013. Kesinlikle uzun yıllar. Yani bir 15 yıla yakın başkanlık yaptı. Sen çalıştın mı abi başkanlık? Yok, ben Kayseri Spor'da çalışmadım. Ya Allah rahmet eylesin. Ya iyi bir insandı yani. Evet. Şimdi yani... Crespo'yla şunu söyleyeyim. Ya Fenerbahçe'nin bana göre orta sahada yani böyle bir transfere ihtiyacı yoktu şu an için. Çünkü bu oyuncuları alırken alıyorsun geleceğe yatırım diye. Şunu yapmaması lazım başkanların, ki Güvenç hocam bundan çok çekti o teknik direktörlük dönemlerinde. Yani hepsi çekiyor aslında. Şimdi şampiyon hoca geliyor. Şampiyon yaparım ben bu takım diye transferleri yapıyor. Pereira şampiyon olamazsa Pereira'yı gönderdin. Yerine gelen hoca... Ya bu oyuncular için benim sistemime uygun değil, işte gönder. Bu sefer bu oyuncuları gönderiyorsun. Hani geleceğe yatırım gözüyle bakacaksan önce hocanı geleceğe yatırım için bir 5 yıllık sözleşme yapman lazım. Ona o güvenceyi vermen lazım. Ya bu oyunculara, genç oyunculara yatırım yapmak harika bir iş. Fenerbahçe'yi transfer politikası nedeniyle tebrik ediyorum. Galatasaray da bunu yapıyor. Bence dört büyükler ayrı ayrı bu transfer döneminde çok iyi transferler yaptılar ama dediğim gibi yani hocaya, en başta hocaya ve teknik ekibe yatırımını yapman lazım. Uzun soluklu bir sözleşme olması lazım. Şampiyonluk kaçınca seninle yollarımızı ayırdık. Yeni gelen şey kulüp borca giriyor. İşte 60 transfer 3 yılda. Seneye 75 olur öyle bir durumda. Bunların olmaması lazım. Sabır. Çünkü niye? 4 takım bu sene görünüyor ki şampiyonluğa kafa kafaya gidecek, yarışacak. Bir takım şampiyon olacak. 3 takım olamayacak. 3 takım olamadı diye hocalarını mı değiştirecek? Evet. Ya bu zihniyetin değişmesi lazım, yalnız, anlayışın. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şimdi o diyorsun yani bu benim sistemime uymuyor bu hoca futbolcu gitsin diye. Ya her sisteme uyacak futbolcu al. İki yönlü oynayacak futbolcu al. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Hiçbir antrenör koşan, mücadele eden bir futbolcuyu almamazlık yapmaz. İki yönlü oynayan, öyle mi? Chelsea'de ne o? Orta sahada oynayan Fransa milli takımında Kante. Kante'yi buraya getirsen Fenerbahçe'ye derler ki bu ne ya? Bir tekniği yok, şu yok, bu yok. Vallahi derler. Ya şey vardı bir tane. Şivan Şnayder. Vasiyan Şivan Şnayder. Onu getirsen var ya bu kazmayı kim aldı der. Herif dünya şampiyonu oldu. Avrupa şampiyonu oldular. Yani bize öyle bakıyorlar. Thomas Müller'i getir buraya Fenerbahçe'ye. Yemin ediyorum bak Beşiktaş'a falan demiyorum. Ya kim aldı bunu derler ya. Yapma ismi. Hocam o kadar. Vallahi de ya abi ya ne istiyorlar Fenerbahçe'de? Yaparım bak. Ne istiyor biliyor musun? Klas adam istiyorlar. Sol ayağı olsun, çalım atsın, bilmem ne olsun. Böyle düz adamı, koşan adamı olmuyor. Ama neticede bizim futbol şeyleri de yani taraftarları da izleyicileri de buna alışacak. Artık bana bir 10 numara söylesene ya Chelsea'de.
Koşuyor herkes. Artık evet, on numara bitti. Numara ne bitti ya, bizde bitmedi abi. Evet. Hala bitmedi. Bize on numara arıyorsun abi. Hala. Bütün takımlar aklımda. Ya hala. Bir de maestro takımı yönetecek birisine. Evet. Allah Allah. Şimdi mesela orada on numara gibi. Hani on numara demeyelim de Mesut Özil. Evet. Lider. Bir şey söyleyeyim sana. Mesut var ya. Mesut şimdi burada %5'ini oynamıyor. Mesut öyle bir koşuyordu ki. Evet. İnanılmaz yani. Ya adamı ben canlı seyrettim yani televizyona bakıyorum. Mesut var ya nasıl çabuk, nasıl süratli bir adam biliyor musunuz? Devamlılığı olan birisi. Yoksa oynar mı ama milli takımda Real Madrid'de bilmem ne. Hocam Fenerbahçe'yi başarılı buldun mu? Şu ana kadar başarılı ama şunu söyleyeyim. Başarılı. Ben o sol tarafa Ferdi'nin oraya bir tane daha Ferdi'den hadi şey olsun diye bir iyi bir adam daha alırım. Şimdi aldıkları adam mesela Samuel'i oynatıyordu. Dedi ki olmaz mı burada? Haldun'a da konuşuyordu. Ya orada iki kenarda oynayan adam gidecek, gelecek ya. Gidip gelecek arkadaş. Yani Caner Erkin kalsaydı diyorsun sen. Ben o ya, fikirdeyim mesela. Ya Caner ya kalmayı şimdi bilemiyorsun onu. Şimdi yönetici de diyor ki ya hoca orada konuşuyorsunuz da Caner'in ne yaptığını biliyor musunuz? İşte takımı tabii bozuyor, bunu yapıyor. Bilmem atıyorum yani tamam mı? Bir aksaklıklar var. Caner, Gökhan iki tane öyle adam lazım orada. Hani onlara örnek veriyorum tamam mı? Evet. O türde gidecek, gelecek, gol attıracak. En fazla asist yapan adamdı geçen sene şey. Çok sol orta taraftan Caner değil mi? O türde adam lazım. Hele 3-4-3'te bunlar bulunmaz bir nimet. Doğru. Yani onun için buraya adam alınsaydı bu orta saha adamı yerine. Ya bu Mert'i unuttuk ya. Bizde orta saha şey Fenerbahçe'de bizde diyorum. Ya saysana, saymak da bitmiyor. Sosa, Gustavo, evet. Şey, Mert Hakan. O Mert Hakan'ı unuttuk. İrfan, evet. Caner. Saysana daha. Ne evet. O? Pelkas. Ya, Pelkas daha var ya, bir tane daha var, gol atıyordu. Zayt mı? Zayt. Yani daha sayarım ya, bizim unuttuklarımız vardır arada. Oynamıyorlar. Ya bir sürü adam var abi, 10 tane adam var. İşte o yüzden dedim. Hani artık yani, Zeki abi o pivot santrofor olayı da mı bitti mi yani baktığımızda? Yok bitmedi, bence bitmedi. Bilmiyorum Güvençe Hocam ne der ama işte bulmak da zor pivot santroforu. Ya fark etmiyor. Mesela Cornelius'u zaman zaman öyle oynatabilir Abdullah Avcı. Ya hareketli olması daha iyi. Mesela hareketli olması daha iyi ama bana gol atsın da hareketsiz genelde olsun. Genelde öyle düşünülür. Bana gol atsın da hareketsiz olsun, kafa toplarını alsın. Ya şimdi ya bazen gülüyorum ya. Arada pres yiyorsun, takım seni çıkartmıyor. Geçen şey Karagümrük, Beşiktaş pres yapıyor. Hala pas yapmaya kalkıyor. Süleyman Urmaya da buradan bir selam göndereyim. Çok beğeniyor antrenörünü. Ya kardeşim bir B planı olmaz mı adamın? 1-2-3-7 golü zaten 2-0 olurdu o zamana kadar. Şimdi o zaman uzun atarsın. O zaman bir pivot santraforun olur. Takımı çalıştırırsın ama. Aşıttıracak veya topu saklayacak. Tamam mı? Evet. Ya bunun bir sürü şeyleri var yani. Orada kullanırsın. Baktın öyle bir planı oyuncu kullanırsın. Oyuncu grubu ona uygun demek ki hocam. Ya ne uygun ya. Ya ben şimdi Karagümrük'te kim oynasa yaparım orada baskıyı. Bir tane de süratli adamın arkasına adam koyarım. Orada Rıdvan kaçırdı onu. Bitti daha kıpırdayamaz. Yakala gol at. Yakala gol at yani. Olmaz böyle bir tek ya tek pas yapıyor. Çok iyi pas yapıyor. Yap. Eve götür topu. Yap. Ya diyor ki işte %75. Çok gördün mü %80 topa sahipti mağlup olan takımı? Doğru. Ya o da olacak tabii. Futbolun ana şeyi pas bana göre. Ama ya Barcelona yapıyor bunu ama ileride sonuç elde etmesin. Üçüncü bölgede yapıyor. Biz birinci bölgede bak şimdi ne yapıyoruz? Sağ bek, sol bek ona veriyor. Yine yan pas. En sonunda ne yapıyorlar biliyor musun? Kaleciye veriyor. Kaleyi bir vuruyor. Evet. Dam diye. Doğru. Bir organizasyon yok. Ya sen o uzun topu organizasyon yaparak yaparsan daha iyi olur.